Şimdi sırada feder unsuru var. Bu unsur için kullanacağım dosyayı açıyorum. Öncelikle feder unsurunun geometrisini belirten bir eskize ihtiyaç var. Bu eskizi tam orta düzlemde oluşturacağım. Bu arada çalışma düzlemi oluşturma komutları ya da yöntemleri arasında yeni bir yönteme daha bakmış olacağız. Plane komutuna giriyorum ve basitçe birbirine paralel olan bu iki düzlemi işaretliyorum. Autodesk Inventor bu iki düzlemin tam ortasına yeni bir düzlem atıyor. Düzlemi işaretledim ve New Sketch ile yeni bir eskiz düzlemi olarak tanıttım. Düzlemi işaretleyip saat uç menüsünden Look At dediğimde de bu düzleme tam dik bakabilirim. Şimdi feder unsurunu gösteren basit bir doğru parçası çizdim. Dikkat ederseniz bu doğru parçasının parçanın kenarları içerisinde ya da parçanın kendisi içerisinde gömülmesine gerek yok. Konumunu ve büyüklüğünü ayarlamak için ölçüler ya da sınırlamalar kullanabilirsiniz. Biz bu haliyle bırakalım ve katı modelleme ortamına dönelim. Feder unsuru create paneli içerisinde yer alır. Rip bu amaçla kullanılan komuttur. Komuta girdiğimde benden öncelikle profili seçmem istenir. Tek bir profil varsa bu zaten otomatikman seçilir. İkinci olarak direction dediğimiz yani yönün belirtilmesi gerekir. Burada önemli olan bu kesitin ilerlediğinde bir katıyla ya da bir katı bölümle buluşabilmesidir. Bu yönü işaretlerseniz eğer Inventor hata verecek. Biz bu yönü işaretledik. Daha sonra federin kalınlığını girmemiz lazım. 1 milimetre şimdilik kalsın. Yön olarak eğer bakış açımızı değiştirirsek daha net anlayabiliriz. Dikkat ederseniz bulunduğumuz düzlemi baz alan bir yön tayini mevcuttur. Extend seçenekleri ise iki tanedir. Bunu seçtiğimizde kesitimiz katıyla buluşana kadar ilerler. Burada ise dikkat ederseniz belli bir kalınlık vererek federin oluşmasını sağlayabilirsiniz. Okey dediğim anda feder unsuru çizime yerleşir.